Ben öncelikle hani müvekkille görüşme kadar kayıtlarımı yapmıştım. Yani o görüşme, avukat görüşme formunu aldım. Daha sonradan ana binaya geçtim. Ana binadan X-ray cihazıyla, malumuz X-ray cihazından geçirdik. Yani avukat olsa, kim olursa olsun orada X-ray cihazından geçirdik. Herhangi bir ikaz ışığı yanmadı. O sırada kutuda bulunan saatimi koluma takarken bir baktım orada infaz koruma memuru eline dedektörü aldım. İşte hayırdır dedim, üstünü arayacağım. Ya dedim ki memur bey, burada zaten ben geçerken herhangi bir ikaz ışığı yanmadı. Niçin arayacaksınız? Ben birkaç defa daha önceden geldim gibi. Müdüre beyin talimatı vardı yönünde. Ben dedim ki her ne kadar öyle bir talimat vermişse de kanuna aykırıdır, hukuka aykırıdır. Çünkü mevzuat açıktır. Bunun bir hukukçuya bu hukukta dayatılıyorsa kim bilir mahpusa nelere. Ha, yani bu kadar bariz bir şekilde kanuna hukuka aykırı bir şekilde bunu gerçekleştirmesi şu önemi arz ediyor onlar için. Yani cezasızlık politikası diyebileceğimiz. Çünkü bununla ilgili birçok defa suç duyurusunda bulunmuş. Ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı. Çünkü yani bu gücü nereden alıyoruz bu şahıslar? Cezasızlık politikasından alıyoruz. Yani bu kadar yoğun hak ihlallerinin yaşandığı bir alandır bu aslında. Denetime de kapalıdır maalesef. Açık söyleyeyim, denetime de kapalıdır. Ve sadece belli bir kişinin ya da yani ya cezaevi savcısının ya da kurum müdürünün keyfiyetine bırakılmış. Ve dönem dönem de böyle işte güvenlikçi politika, hükümetin güvenlikçi politikalarına ayak uydurmak şartıyla işte ya da o gerekçeyle ne yapıyor? Mahpuslar üzerindeki o baskıyı da arttırıyor. Set kapalı cezaevi ile ilgili geçmişte de hani buna benzer yani kamuoyuna yansıdığı kadarıyla birçok hak ihlallerinin yaşandığı bir alandır orası. Özellikle siyasi tutukların, mahpusların bulunduğu alanlarda keyfiyetçi, hukuka aykırı, mevzuatlara aykırı şekilde davrandıklarını biliyoruz. Görüyoruz. Çünkü dediğim gibi biraz önce de belirttim ben. Kantinde parayla, mahkumların, mahpusların parayla aldığı radyoya dahi el konulamıyor. Yani bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Yani bu da dediğim gibi yani set kapalı cezaevinde de birçok noktada mesela örnek veriyorum kitap alımı konusunda yani içeriye alınması konusunda gazeteler konusunda ve böyle dönemsel yani mesela birçok aslında şey de var yani bu yanlış yalan belgeler de tutanaklar da düzenleyebiliyorlar bu insanlar. Kurum müdürleri ya da işte bir pas koruma memurları. Buna ilişkin dediğim gibi geçmiş dönemlerde de yani keyfi bir şekilde mahpuslara hep rahatlıkla disiplin cezaları, disiplin soruşturması açıp ve bu yönüyle de cezalandırabiliyorlar. İmralı ile birlikte hani İmralı hapishanesindeki o uygulanan tecritle birlikte genelde yani toplum üzerinde bir tecrit oluşturma çabası var. Nitekim son dönemlerde özellikle bu tecritle beraber Türkçe diline de dahi bir tahammülsüzlük yok. En son işte hani Batman'da, Van'da ve Ahmet illerinde o Türkçe trafikte yazılan iki kelime Türkçe dahi tahammül olmadığını aslında hükümet bir nebze olsa da bu pratiğiyle açığa çıkarmıştır yani. Bugün mevzuatta dahi bir hükümlünün belli bazı şartları var. Yani görüşme şartları hükümlünün. Özellikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmış bir şahsın yani bugün İmralı üzerinden değil de farklı bir çerçeve dahi değerlendirirsek dahi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi çıkarmış olduğu yasalar dahi şunu söylüyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmış bir bireyin görüşme şartlarını düzenliyor aslında. Ne diyor orada? Diyor ki yani 15 günde bir ailesiyle görüşme aç bir hafta kapalı bir hafta açık olmak üzere ayda 2 defa görüş avukatlarıyla mesai saatleri içerisinde sekizden beş arasında görüşme imkanı var. 15 günde bir ailesini telefonla arama imkanı var. Ama bugün yaklaşık sanırım 400 güne dayandı. Dünyada eş benzeri olmadı. Hiçbir insani gerekçeyle, hiçbir hukukla bağdaşmayan bir tecrit söz konusu. Bu tecride yönelik demokratik sivil toplum örgütlerinin barışı hedefleyen, barışı isteyen toplumun
aslında ya da diğer sivil toplum örgütlerinin bu yönüyle ciddi tepkilerin ortaya koymasını gerektiğini düşünüyorum.